Diğer taraftan kadın meselesini konuşanların bugün biraz günah çıkaranları da duyduk. Başörtüsü meselesini de hiç unutmamamız lazım. Yıllarca başörtüsü kadınların eğitime katılmasına, ekonomiye, siyasi hayata katılmasında bir engel olarak kullanıldı. Bir ayrımcılık yapıldı. Ve gerçekten büyük maliyetler üretti insanlar için. Çok şükür şu anda böyle bir sorunumuz da kalmadı. Şimdi çok özgürlükçü, demokratik konuşmalar duyduk. Çok da sevindik tabii bu konuşmalara. Ama aynı konuşmaları yapan arkadaşlarımızın daha önceki dönemlerde anayasa mahkemelerine bu düzenlemeleri iptal ettirmek için gittiklerini de herhalde unutmayacağız. Toplumda unutmayacağız. Diğer taraftan kadın erkek fırsat eşitliği ve kadın erkek fırsat eşitliğine dayalı bütçeleme konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası kuruluşlarla da bu alanda çalışıyoruz. Tabii ki kadınların farklılaşmış ihtiyaçları olabilir. O ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kamu bütçelerinde farklılıklar oluşturmak da bizim görevimiz. Dolayısıyla kadın erkek fırsat eşitliğine dayalı bütçeleme konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Ben şunu da düşünüyorum doğrusu. Uluslararası kuruluşlarla toplantılarımızda da dile getiriyorum. Sadece doğrudan şiddeti önleme gibi, kadının eğitimini destekleme gibi harcamalar değil. Kadın erkek fırsat eşitliğine dayalı bütçeleme. Dolaylı yönden de desteklerimiz var. Örneğin köydes. Normalde baktığınızda bir kırsal alan programı gibi görünüyor. Ama köydesi gerçekleştirmekle biz mahallede çeşmeden eve kim su taşıyorduysa daha çok onu o zahmetten kurtarmış olduk. Bir taraftan da hastaneler, sağlık harcamaları, engellilere bakım destekleri. Bütün bunlarda yükün büyük bir kısmını kadınlar omuzluyordu. İşte devletin buralara girmesi, sosyal devletin güçlenmesi kadınların yükünü de azalttı ve kadınlara önemli bir avantaj sundu. Değerli arkadaşlar, kadınların bütün anketlerde de seçimlerde de bunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımıza daha fazla destek olması, AK Parti'ye daha fazla destek olması bir tesadüf değil kesinlikle. İşte bu izlediğimiz kadınlardan yana politikaların bir sonucudur. Bunu siz görmeyebilirsiniz, görmemeye devam edin. Ama biz bunu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sosyal devlet konusunda da şunu söylemek isterim. Sosyal devletin lafını edenlerle sosyal devleti hayata geçirmek ayrı bir şey. Demokrasinin lafını edenlerle demokrasiyi hayata geçirmek de ayrı bir şey. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz işimize bakıyoruz ve işimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine sanayi konusunda eleştiriler yapıldı. Yeterince sanayileşmiyoruz dendi. Özellikle Özgür Bey'in ifadelerini hatırlıyorum. İşte yapıldı, siz sattınız gibi ifadeler kullanıldı. Sanayileşme konusunda şunu söylemek isterim. Kalkınma tarihimize bir bakmanız lazım. 20'li yıllarda cumhuriyetimiz, daha cumhuriyet ilan edilmeden İktisat Kongresi toplandı. Ve burada bir takım kararlar alındı. Aslında daha piyasacı diyebileceğimiz belli ilkeler çerçevesinde tabii dünyada da yatırımı Türkiye'ye davet eden bir takım fikirler ortaya kondu. Ve 20'li yıllarda daha liberal diyebileceğimiz o dönemin şartlarına göre politikalar izlendi. Daha sonra 30'lu yıllarda dünyada büyük buhran çıktı ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadı ülkeler. Dolayısıyla o dönemki yöneticiler bir taraftan bu buhranın etkilerine cevap vermek için, diğer taraftan yetersiz olan sermaye birikimi nedeniyle özel sektör yatırım yapamadığı için devletçilikle, devlet işletmeciliğiyle bu açığı kapatmaya çalıştılar. Ve çok sayıda işletmeler kurdular. Onu kurarken dahi bu tartışmaları da yaşadılar bir taraftan. Bir taraftan kadro harekatı dediğimiz, hareketi dediğimiz daha devletçi, ideolojik bir ekip. Bir taraftan da Celal Bayar ve daha liberal bir ekip diyelim. Başbakanlık da bunlar arasında gidip geldi o dönemlerde. Dolayısıyla böyle tek bir anlayışın da olduğunu söyleyemeyiz 30'lu yıllarda. Kurarlarken bile şunu söylediler. O günkü tartışmalara, tutanaklara bakarsanız. Biz bunları bugünün şartlarında kuruyoruz. Ama ülke geliştikçe, güçlendikçe ileride devlet buralardan çekilir. Hür teşebbüs bunun yerini alır diye
düşünüldü ve bu şekilde de yola çıkıldı. 50'li yıllarda rahmetli Menderes liberal diye bilinir değil mi? Piyasa dostu politikalar izledi. En fazla kitlerin kurulduğu dönemlerden biri 50'li yıllardır. Çünkü ekonomide darboğazlar oluştu, ihtiyaçlar oluştu. Batı ile ilişkilerde bir takım gelişmeler oldu ve o dönemde birçok kit kuruldu. Rahmetli Demirel yine birçok kit kurdu, kamu iktisadi teşekkülü ortaya koydu. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü şeyler de değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama sonuç itibariyle şuraya geleceğim. Şuraya geleceğim. Değerli arkadaşlar, her dönemin şartları içinde bu politikalara bakmanız lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı arkadaşlarımız devlet sanayiye yatırım yapmazsa sanayiye yatırım yapılmıyor zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Devletin yaptığı yatırım değil, artık bugünkü dünyada bu sermaye birikimiyle özel sektörümüzün geldiği noktada devletin girmesi gereken yerler yok mudur? Olabilir. İstisnai riskli alanlar vardır. Özel sektörün giremeyeceği çok uzun vadeli bakış açısıyla yapılması gereken işler vardır. Devlet onları elbette yapar. Ama sizin halkınız yapabiliyorsa, özel sektörünüz yapabiliyorsa devlet artık niçin oralara girsin? Dolayısıyla bizim sanayide son 20 yılda 5.4 büyüdük genel ekonomide. Sanayideki büyümemiz bunun çok daha üstünde. Şimdi rakamı yanlış telaffuz etmeyeyim ama kesinlikle bizim büyüme hızımızın daha üstünde. Bunu da nereden görüyoruz? Bakın 2002 yılında sanayinin milli gelirdeki payı %20.1. Sanayi üretiminin milli gelirimizdeki payı 2002 yılında %20.1. 2022 yılında ne olmuş? 26.4 olmuş. Sanayileşmeyen bir ülkede sanayi üretiminin milli gelirdeki payı nasıl bu kadar artar? Üstelik milli gelir bu kadar büyümüşken. Dolayısıyla tekrar özetlemek istiyorum. İşin özü şu değerli arkadaşlar. Sanayi üretimimiz büyüyor ama bunu biz devlet eliyle değil, organize sanayi bölgeleriyle, teknokentlerle, serbest alanlarla, birçok yöremizdeki ekonomik büyümeyle sağlıyoruz ve böyle de devam edeceğiz.